Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 32 ile şey işte düzeltiyorum 37 ile 42. soruların arasında yer alan soruları çözeceğiz. Bu sorular arkadaşlar Arapça ilk 3 sorusu Arapça verilen cümlenin en yakın Türkçe karşılığını bulmak şeklindedir. diğer son 3 sorusu ise Türkçe verilen cümlenin Arapça en yakın karşılığını bir de bulmak şeklinde karşımıza çıkıyor. Onu ifade edelim. Şimdi biz bu sorulara başlamadan önce ne yapabiliriz? Arkadaşlar bir defa sorularda cümlenin e, mükteda ve haberini efendim fiil cümlesi ise e, fiilini ve failini tespit ettiğimiz zaman bunu uygun olarak şıklarda şıkları ele aldığımızda birçok şıkkın Elemiş oluruz. Muhtemelen karşımıza iki ya da bir ya da iki tane şık kalır karşımızda öyle söyleyelim. Bu da zamansal olarak bizim bu soruları daha hızlı çözmemize neden olur. Yani buradaki soruları kök soruyu okuyup da ya da kök cümleyi okuyup da efendim şıkları tek tek kontrol etmek bize bir hayli zaman kaybettirir. Onu da ifade edelim. Bizim de sınavda zaman kaybetme niyetimiz yok arkadaşlar. Aksine zamana ihtiyacımız var. Şimdi bir okuyalım değerli arkadaşlar. Bakalım okuyalım ve e, kök cümlemizi okuyalım. Ve en yakın karşılığını şimdi bulmaya çalışalım. Bakınız, be de ortaya çıktı demek arkadaşlar. Şey düzeltiyorum. Başladı demek olduğu hurriyettenciğim. İlmu tencim astroloji demek. Astroloji ilminin ortaya çıkması başladı şeklinde burayı anlayabiliriz. Fit tarih tarihte. Ne zaman şeklinde bir soru sorabiliriz? Buna indemale cevap vereceğiz zaten. indema ne sebe? Nispet ettiklerinde diyeceğiz arkadaşlar ya da atfettiklerinde diyeceğiz. Kim atfetti? Bazı bazı şahıslar. isterseniz bazı insanlar diyebiliriz buraya arkadaşlar. Ne atfettiler el kadasete? Kutsallık atfettiler. Neye? İlel ecrami semaviyeti. Bakın gök cisimlerine. Burada ne sebebi ile kullanıldığını da görebiliyoruz. Başka veleşkal şekillere elleti şu bu şekilleri oluşturdu ya da oluşturuyor diyelim. Kim oluşturuyor? Tabii ki elecra mesemaviye nasıl bir -i -i ha bir araya kendilerinin gelmeleri suretiyle maan diyebiliriz burada. Kendilerinin efendim e, bir araya gelerek oluşturduğu, işte oluşturdukları şekillere ve gök cisimlerine e, kutsallık atfettiklerinde ya da atfetmeleriyle diyelim tarihte astroloji ilmi ortaya çıkmaya başladı şeklinde buraya kadar anlayabiliyoruz ve bu cümlede iki tane bu arkadaşlar ifadede iki tane cümle var. İkinci cümlemiz de şu. Tahavvele iki yargı var diyelim. Dönüştü. İlâ nizâmin akâidiyyin bir inanç sistemine dönüştü. Dönüşen ne? Arkadaşlar astroloji dönüşüyor. Burada ilm-ü tencim dönüşüyor. Onu ifade edelim. Şimdi burada benim dikkatim bir şey çekti. Ve tahavvele ilanizamin nizâmin ifadesi Arkadaşlar ikinci cümle ve en sonunda yer alacak. Şimdi çeviri de tabii ki. En sona bakalım. Bakın zamanla bir inanç sistemine dönüşmeye başladı. Dönüşmeye başlamadı, dönüştü arkadaşlar. Dolayısıyla buradan A şıkkını geçebiliriz. Devam edelim. Kutsallık atfetmeliyle ortaya çıkmaya başladı. Bakın inanç sistemine dönüştü diyecekti demedi. C şıkkına geldiğimizde bir inanç sistemine dönüşmüştür. Dönüştü, dönüşmüştür. Bakın bunu bekletiyoruz. Ve devam ediyoruz. Astroloji bir inanç sistemine dönüştürmüşlerdir. Astroloji dönüştü. Burası tahavvel okuduk arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi BDE mazi okuduk. Burayı da efendim e, mazi okuduk. Dolayısıyla bunu da kabul etmiyoruz. Geliyorum buraya zamanla bazı insanlara göre bir inanç sistemi haline geldi. Haline gelmedi, dönüştü ve bazı insanlara göre, yukarıda zaten cümlede bazı insanlara göre ifadesi yok arkadaşlar. Geldik e, C şıkkı. Şimdi C şıkkı üzerinde durabiliriz. Zaten diğerleri gitti. Tarihte bazı insanların gök cisimlerine ve onların bir araya gelerek oluşturduğu şekillere kutsaltık atfetmeleriyle ortaya çıkmaya başlamış. Burada bakın atfetmeleriyle, atfettiklerinde net bir zaman değil genel bir zamandan bahsederek böyle bir e, ifadelendirme yoluna gitmiş Türkçe aktarılırken gidilmiş diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini burada görmekteyiz. Bakın astroloji, astroloji ilmi, ilmi tencim ortaya çıkması başladı. Bakın ortaya çıkmaya başladı ya da ortaya çıkması başladı. Ortaya çıkmaya başladı şeklinde gördük. Bir sistemine dönüştü. Bakın, bir sistemine dönüştüğü de burada bulduk değerli arkadaşlar. Tarihte dedi fit tarih gök cisimlerine ve onların bir araya efendim gelerek oluş şekiller bazı, bazı insanlar gök cisimleri bakın burada bunu bulduk. Şurada da ve leşkel elleti tüşekkilu ha bi ihtimai haman burası da onların bir araya gelerek oluşturdukları cisimlere kutsallık atfetmeleri dedik. Şurada da el hadasete kutsallığı da atfettiler. Bunu zaten arkadaşlar mansub okuduk. Mefhulün bir olduğu için. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıktı değerli arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olalım. Ee, 37. soruyu böyle çözdük değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 38. soru. 38. soruyla biz efendim devam ediyoruz. Arkadaşlar 38. soruyla devam ediyoruz. Oku, 38. sorumuzu hemen okuyalım değerli arkadaşlar. Bakın hmm. mescid Selimiyeti Selimiye Camii olarak bunu ifade edebiliriz. Mescit cami anlamına gelir. Arapçada zaten cami demiyorlar, mescit diyorlar. Bu bilgiyi de efendim öğrenmenizde faydalar vardır. Bakın arkadaşlar şimdi burada ve hüve ehemmül amal eferiyeti fi edrene te diyelim biz buraya. Elleti kanet asimetel imparatoriyetil <laughs> usmaniyeti. Kable Fethi İstanbul'u ile okuyalım. Bunu da mansub okuyalım. Gayrı Munsarif. Ve Yütevvicu Esurete Zilliye e, Teh diyeceğim arkadaşlar. Lil Medineti dedim. Bakın burada Temme'ye kadar olan kısma ben baktığımda şunu görüyorum. E, burası bir e, şeydir arkadaşlar. Sıfat gibi düşüneceğiz. Bir hal cümlesidir. E, i Selimiye'nin. Ve biz bunu sıfat gibi düşünebiliyoruz. Bakın Mescid Selimiye yani Selimiye camisi burada alır. Efendim haber nerede derseniz haber işte temme bina uhu bir ismi sultan ifadesiyle başlayıp sonuna kadar olan bölümdür. Onu görelim. Bakın buradan hareketle bir okumaya çalışarım. Bakın efendim Selimiye camisi evet temme bina uhu inşa edilmiştir ya da yapılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Temme artı mastar eşittir meçhul fiil. Mastarı meçhul hale getiriyoruz. İnşa edilmiştir, yapılmıştır. Bir ismi Sultan Selim, Su Efsani, ikinci Selim, ikinci Sultan Selim adına yapılmıştır. Ne zaman fil karni sadise aşara efendim 16. yüzyılda diyoruz. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Burada müpteda haber. Müpteda haberi gelin bir bulmaya çalışalım. Edir e, Selimiye şey Edirne Selimiye Camisi arkadaşlar 16. yüzyılda cümlemizi özetle budur. 2. Sultan Selim adına yapılmıştır ya da inşa edilmiştir şeklinde düşünüyoruz. Bakın yaptırılmıştır dedi adına yapılmıştır. Sultan II. Selim'in fethinden sonra, yaptı, sonra yaptırmıştır dedi. Sultan II. Selim İstanbul'un fethinden sonra yaptırmıştır dedi. Bakın burayı geçebiliriz. B şıkkına geldiğimizde Selimiye Camisi 16. yüzyılda Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Gördüğünüz gibi yaptırılmışı bulduk arkadaşlar. Buraya bir artı atıyorum ve devam ediyorum. Selimiye camisini yaptırmıştır. Yaptırmıştır yok yaptırılmıştır olacak. Meçhul olacak arkadaşlar. Burayı da geçebilirim. Geliyorum buraya 16. yüzyılda Sultan 2. Selim yaptırmıştır. Sultan 2. Selim yaptırmıyor onun adına yaptırılıyor. Ona geliyorum burada Sultan 3. 2. Selim adına 16. yüzyılda 100 yılda yaptırılmıştır. Bakın bunu da bulduk uyumlu. Evet bunu da artı yapalım ve burayı da artı yapıyoruz. Elimizde B ve Fm E şıkları kalıyor. Şimdi bu iki şıkka yoğunlaşacağız. Şimdi burayı artık okumaya devam edebiliriz. Bakın İstanbul'un fethinden sonra Burasını gelin bir bulmaya çalışalım. İstanbul şey İstanbul'un fethinden önce düzeltiyorum. Kabile arkadaşlar önce olacak. Bakın. E, İstanbul'un fethinden önceyi buldum. İstanbul'un fethinden önceyi buldum. Buradan gidemeyeceğiz. Osmanlı e, İmparatorluğu'nun başkenti Edirne'nin en önemli anıtsal eseri olan bakalım ve huvehu ehemmül amal eferiyeti anıtsal eserlerin en önemlisidir. Olan diye bunu ifade edebilirim. İsterseniz buna tarihi de diyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar fi Edirne. Şimdi burada arkadaşlar Edirne'nin de olabilir. Edirne'deki de olabilir. Bunlarda problem yok. Elleti nasıl Edirne'ye bir sıfat geldi? Kanet Asım Metel İmparatoriyetil Osmaniye. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan, bunu bakalım Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Edirne'nin, bu da güzel. Osmanlı İmparatorluğu başkenti Edirne'nin, bakın buradan da eleyemiyorum arkadaşlar. O zaman okumaya devam ediyorum. İstanbul fethinden önce Osmanlı başkenti Edirne'nin, İstanbul fethinden önce Osmanlı başkenti Edirne'nin efendim. Ama şurada bir şey gördüm. En önemli sanatsal eseri sayılan Sayılan demesi için arkadaşlar yu'teberu falan gibi e, ifade etmesi gerekir. Burada sayılan ifadesi yok. Dikkat ederseniz olan şeklinde ifade ediyoruz e, ve devam ediyoruz. Başka neymiş? Ve yütevvücü bu e, Selimiye camisi ne yaparmış? Yütevvücü taçlandırır. Esurete es vali e, valiye arkadaşlar, e, vliye düzeltiyorum, esure, es vliye silüet demek. Lil Medine şehrin süliyetini taçlandıran anlamını bulacağım. Bakın şehrin siluetini taç, silüetini taçlandırmak amacıyla, taçlandıran diyeceğim amacıyla ifadesi yok. Dolayısıyla sayılan ve taçlandırmak amacı ifadesi bu E şıkkını da bize ne yapıyor? Geçersiz kılıyor. Bakın, şehir eseri olan ve şehrin silüetini taçlandıran bunu bulduk arkadaşlar. Selimiye Camisi 16. yüzyılda 2. Efendim Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Ve burada bir kez daha ifade edelim. Mescid-i Selimiye müptedadır arkadaşlar. Öyle ifade edelim. Mescid burada ama bu zafın ile şeklinde konuştuk. Temme bina uhu efendim buradan sonuna kadar da haber cümlesidir diyoruz. Diğerleri ve bu bir arkadaşlar bunu, bunu hal olarak kabul ederiz. Ve hali efendim türetçiye aktarırken sıfat gibi de aktarabiliyoruz. Zaman ifade etmiyorsa sıfat olarak da aktarıldığını çok görmekteyiz. Onu da ifade edelim. Ve burada arkadaşlar 38. sorumuzu bitirdik. 39. soruyla biz ne yapacağız? Devam edeceğiz. Arkadaşlar 39. soruyla devam ediyoruz. Hemen soru kökümüzü bir okuyalım değerli arkadaşlar. Tedda'i iddia ediyor demek arkadaşlar. İddia yedda'i'den e, görebilirsiniz. E, şerikat şirketler. Bakın nasıl şirketler? El-Munticet'ü üreten şirketler. Ne üretiyor bu şirketler? Lil -e, mükemmilati in gazil vezni şaiati. Şimdi mükemmilat takviye demek burada ya da tamamlayıcılar demek, takviyeler demek. E, Neyi efendim e, e, arkadaşlar takviye ediyor şeklinde ya da neyin takviye edici olarak düşünebiliriz. In vezni arkadaşlar bu kilo kaybı da demek zayıflama da anlamına gelir. Şâiati de burada buna yaygın ya da popüler anlamını verebiliyoruz. Onu ifade edelim ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle bir toparlayabiliriz. Popüler eee ee, şöyle yapabiliriz. Popüler zayıflama takviyeleri üreten ya da yaygın zayıflama takviyeleri üreten şirketler iddia ediyor. Aslında burada biz şunu da gördük. E, ee, Teddai biz Türkçe'ye çevirirken bunu yüklem eşerikatı da arkadaşlar özne olarak çevireceğiz. Yani şirketler iddia ediyor Şirketleri iddia ediyorum bulduğumuzda ya da bulduğumuz şıklarda biz ne yapacağız? Bu şıkların üzerinde durmaya çalışacağız. Ama devam edelim. Ne yani müntece müntecetiha onların ürünleri tamelü ta efendim çalışır işe yarar işlem görür efendim işlev gösterir gibi düşünebiliriz. Ne üzerine faydalı olur faydalı olur da diyebiliriz arkadaşlar. Hala tasri'i temsilil iyi Temsil-el-hızaiyi metabolizma demek. Metabolizmayı hızlandırma üzerine işlem görür ya da çalışır diyebiliriz. E, veyahut da bakın buradaki veyahut da önemlidir. Men'i imtisası duhuni ve neşa. Nişastalar ve yağların emilimini engelleme üzerine çalışılmış işlem görürmüş. Şimdi biz burada arkadaşlar şuradan bir gitmeye çalışalım. Tadda'i eşerikat, şirketler iddia ediyor gibi e, özne ve yüklemi bulmaya çalışacağız. Bakın iddia etmekte dirler. Bu güzel bir giriş yaptı. E, yüklemimiz iddia etmektedirler. Burası güzel. Bu dursun arkadaşlar. E, üreten şirketlerdir dedi. Şirketler yüklem değil ki arkadaşlar. Öznenin kendisi. Burayı geçiyorum iddia etmektedir. Burası güzel girdi. Bu da dursun. Şirketler tarafından iddia edilmektedir. Bakın şirketler iddia etmekte iddia edilmekte değil. Cümlemiz arkadaşlar fiilimiz meçhul değil. Dolayısıyla burayı da efendim geçebiliriz. Bakın ABC duruyor. Devam ediyoruz. İşlevi görmediğini iddia etmektedirler. Bakın burada iddia etmek iddia etmektedir dedi. Güzel girdi ama şurada okuduğumuzda e, la ta'melü ta demedi. La ta'melü ta deseydi burayı kabul edebilirdik. Görmediğini dedi. Hemen gözümüze ilişti. Oysa gördüğünü iddia etmektedirler. Bakın burayı da arkadaşlar eliye biliriz ya da geçebiliriz. Elimizde iki şıkkımız kaldı. A ve C şıkları. Artık bunu okuyabiliriz. Tamamen Nasıl şirketler? Şirketlere arkadaşlar bir sıfat gelmiş. Popüler, efendim zayıflama takviyeleri üreten şirketler. Bunu bulabilir miyiz? Popüler zayıflama takviyeleri üreten şirketler. A'da bulduk. C'de popüler zayıflama takviyeleri üreten şirketler. İkisinde buradan artık gidemiyoruz ve devam ediyoruz. Ama şurada benim Şurada bir ev gözüme takıldı. Ya da veyahut gibi anlamlara gelebilir. Bunu bakalım ikisinde bulacak mıyız? Ya da bakın burada bir yadayı ben buldum. Aşağı iniyorum. C şıkkında baktım ile ya ve nişasta emilimi engelleme üzerine. Bakın bu C şıkkında yadayı bulamadım arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkında eleyebilirim. Ama yine ben bir okuyacağım. E, bu ürünlerin bu ürün deneyim. Bakın şurada da bir şey buldum. Bu ürünleri buldum. Şimdi bu ürünler yok ki. Onların ürünleri var. Bakın münteceha, tiha ürünleri. Onların ürünleri anlamına geliyor. Buradan da eleyebilirim. Dolayısıyla C şıkkında e, doğru olmadığı kanaatini oluşturuyoruz. A şıkkı elimizde A şıkkı kalıyor. Okuyalım arkadaşlar. Ürünleri onların. Ta'malu ala tesri'i temsilil efendim metabolizmayı çalıştırma üzerine işlev görüyormuş veyahut da ya da e, nişasta ve yağ hatta böyle gidelim yağ ve nişasta emilimini engelleme üzerine metabolizma hızlandırma ya da e, nişasta ve yağ eminim üzerine işlev gördüğünü bunlar iddia etmekteler imiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 39. soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Bakın arkadaşlar bir kez daha ifade edeyim ben. Müpteda ve haber yani özne ve yüklemi bulmak, Türkçe'yi karşılığını, Arapça cümlede e, Türkçe'ye karşılığını görmek bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Bunu söyleyelim. Bu sorularda e, aşağı yukarı şıkların %50'sini, %60'ını eleyebiliyoruz. Hatta iki şıkka düşürebiliyoruz. Bazen üç şık, e, şi, bazen dört şıkkı bile elediğimiz, sorular olabiliyor. Buna dikkat etmek, ee, bu soruları zaman bakımından hızlıca çözmeyi bize sağlar. Biz burada şunu söyleyelim, niye biraz uzun çözüyoruz gibi gelebilir. Arkadaşlar bir usul yöntem kazandırmak adına biz efendim bu şekilde gidiyoruz. Yoksa hemen hızlıca okuyup bu söylediklerimizi uygulayarak sorularımızı çok kısa bir sürede de çözebiliriz. Maksadımız ders yapmak arkadaşlar size katkı sağlamak, yardımcı olmaktır. Ben 39. soruyu burada bırakıyorum ve efendim 40. soruya geçiyorum. 40. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 40. soruyla devam ediyoruz. 40. soruya geldiğimizde şunu görüyoruz. Artık soru kökümüz arkadaşlar Türkçe bir ifade var, bir cümle var. Bunun bizden Arapça karşılığını istiyor. En yakın, en uygun karşılığı istenmekte. Yine biz burada ne yapacağız? Arapçadan Türkçe'ye olan çeviri sorularında olduğu gibi burada da yine Türkçedeki efendim sorumuzun biz öznesi öznesini ve yüklemini bulacağız. Özne ve yüklem üzerinden şıkları elemeye başlayacağız. Onun haricinde kalan şıklar elimizde kalan şıklar varsa arkadaşlar yine biz buradan kullanımlar üzerinden terkipler üzerinden yine biz ne yapacağız soruyu çözmeye çalışacağız bakalım 40 soruyla Efendim bu dediklerimizi bir kez daha uygulayalım 40 soruda da görelim uzmanlar Bakın arkadaşlar son yıllarda bazı Avrupa ülkeleri ülkelerinde özellikle 10 yaş altı çocuklar arasında yayılan Kızıl humma hastalığının tehlikeli boyutlarda olmadığını ve antibiyotikle tedavi edilebileceğini belirtiyorlar. Bakın arkadaşlar uzmanlar belirtiyorlar. Arkadaşlar bakınız uzmanlar burada efendim bizim öznemizdir. Belirtiyorlar yüklemimizdir. Uzmanları biz bu cümlemizde ya müpteda ya da fail olarak göreceğiz. Belirtiyorlar da arkadaşlar ya fiil olacak ya da efendim haber olacak. Şöyle baktığımızda soru ışıklarını hep e, bakın yübeyyini, yufidu, efem efendim yufidu, saraha ve yakul şeklinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla belirtiyorlar fiil cümlesi olarak başlamış. Onu ifade edelim ama şurada bir şey hemen benim dikkatimi çekti. Belirtiyorlar. Bu arkadaşlar bu bir muzariyi çağrıştırıyor. Bakın şurada saraha bir mazidir. Ve buradan hemen bir elime yapabilirim çok rahat belirti demedi. Uzmanlar belirtmedi. Belirtiyor. Belirtti deseydi Saraha'yı durduracaktık. Diğer şıklar üzerinde yoğunlaşacaktık. Bakın hemen buradan eleyebildim. Onu söyleyelim. Belirtmedi. Belirtiyormuş. Bakın D şıkkı gitti. Yine biz bunu okuyacağız. Şimdi başka ne gördüm? yeni açıklıyor. Yufidu ifade ediyor. Belirtiyor. Belirtiyor. Şurada bir yekulü gördüm. Yekulü genel olarak söylüyor. Efendim diyor gibi çevirilerle biz görmekteyiz. Gelin bu şıkka hemen hızlıca bir göz atalım. Bakalım burada bizim e, bize eleyebileceğimiz bir özellik var mı? Bakın yekulü el hubara enne meradal humma el kırmızı şeklinde okuyacağım. Bu kızıl humma hastalığı Zahar'a ortaya çıktı. Galiben genellikle Beynel çocuklar arasında Dune Sinnil Aşirati efendim 10 yaşın altındaki çocuklar Fi Badil Buldanil Avrupa ya da Urubiye Avrupa ülkelerinin bazısında dedi. Bakın ortaya çıktı. Galiben çoğunlukla ortaya çıktı dedi. Şurada bir ortaya çıkma olayı var mı? Son yıllarda Avrupa ülkelerinde özellikle 10 yaş altı çocuklar arasında yayılan dedi. Bakın arkadaşlar ortaya çıkan demedi, yayılan dedi. Ortaya çıkmak bir yerde ortaya çıkmak, yayılmak başka bir yerden işte gelip de orada yayılmak gibi anlaşılabilir. Bakın burada Zahara galiben de Yahulu bizi şüphelendirdi. Özellikle Yahulu Zahara'nın zaten kök cümlede karşılığını görmedik ve bunu da hemen eledik ve 3 tane şıkkımız kaldı. Bu 3 şık nedir? A, B ve C şıkları kaldı değerli arkadaşlar. Biz bu 3 şık üzerinde yoğunlaşacağız. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi devam edelim. İsterseniz bakın A şıkkından hızlıca bir okuyabiliriz beyyene dedi. Bakın burada şöyle yübeyyinu yufidu dedi. Yübeyyinu açıklıyor burada yufidu ifade ediyor, belirtiyor. Bir anlam var. Bakın isterseniz bu yufidu biraz daha böyle belirtiyor, yakın gibi gözüküyor. Beyyene açıkladı, açıklıyor ee, diyebiliriz ama ikisi de yakındır. Onu söyleyelim. Bu beyyeneler ve yufidulardan sanki çok e, şık elememek mantıklı gibi geliyor. O zaman biz okuyalım. Yübeyyinu açıklar el hubara uzmanlar. Ennel etfal dunesinil aşır atefi ba'dı buldan urupiye. Avrupa ülkelerinin bazılarında çok güzel 10 yaş altındaki çocuklar. Evet. Ellezine esabu onlar ellezine usibu bimerazil humma el kırmızı ye bu nasıl çocuklar kızıl humma hastalığına yakalanmış anlamı veriyor şurası arkadaşlar burada baktığımızda kızıl humma hastalığı çocuklar arasında hastalık yayılmış burada yakalanmış diyor bakın buradan eleyebiliriz şöyle diyebilirsin hocam anlamlar birbirine çok yakın evet yakın ama biz burada lafza ne yapacağız lafız üzerinden anlamaya ya da lafza biz bağlı kalacağız arkadaşlar öyle söyleyelim. Gördüğünüz gibi burayı bilebiliriz. Yümkün en yualicu bunların efendim tedavi edilmeleri mümkünmüş. Bir fadlil muzaddatil hayaviyye antibiyotikler ile diyebiliriz. Evet şurasında bir problem ben görmüyorum ama dediğimiz gibi ee, arkadaşlar es bu bir maradil huma el kırmızıye ti de bir problem gördük. Dolayısıyla A şıkkında geçtik. Gelelim B şıkkına. Bakın okuyalım. Yufid el khubara'u ennel huma el kırmızıye ti. Aa, çok enteresan bir şey söyledi arkadaşlar B'de. Kızıl humma. Bakın hastalık ifadesini ben burada göremedim. Kızıl humma elleti inteşerat yayılmış. Fibadil buldan, Avrupa. Bazı Avrupa ülkelerinde yayılmış olan kızıl humma tasıl ulaşmadı Mustafa tehlikeli, tehlikeli, bir seviye ulaşmadı. Tehlikeli boyut sulara ulaşmadı. Boyut seviye belki aynı diyebiliriz ama burada yayılan kızıl humma hastalığı. Bakın burada hastalık yok. Arkadaşlar. Devam edelim. Ve enne e, yakalanan çocuklar bir ha ona. Burada da çocukların yine yakalanmasından bahsediyor. Burada çocuklar arasında hastalık yayıldı diyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada yümkünü e, onların tedavi edilmesi mümkündür diyor. Şu son yıllar zaten var. Neyle? Bir istihdamil muzaddatil hayaviye efendim antibiyotikler kullanarak Burada antibiyotiklerle dedi arkadaşlar. Kullanarak demedi. Bunu da eleyebiliriz ve gelelim C şıkkı. C şıkkı haliyle doğru cevap olarak karşımıza çıktı. İfade ediyor el hubara uzmanlar. Neyi? enel en maradal humma el kırmızıyeti ee, kızıl humma hastalığı elleri inteşara yayıldı. Bir bardil buldanil urupiye Avrupa ülkelerinin bazılarında beynel etval çocuklar arasında bakın şurada çocuklar arasında dedi. Nasıl çocuklar? Tahtasimnil aşirati hasaten özellikle de 10 yaş altı çocuklar. Bakın şurada hasaten diğer şıklarda göremiyoruz. Bakın şurada özellikle ifadesi var. 10 yaş altı arasında kıyas boyu olmanın ifade ettik arkadaşlar. Burada hemen bir dikkatimizi başka bir noktaya çevireceğim. Acaba bir şeyi gözümüzden kaçırdık mı diyeceğiz. Evet. Ha, evet. Kaçırmamışız. Özellikle bakın burada varmış. Gördüğünüz gibi onu da bulduk. Fisena vatil hira. Son yıllarda bunu bulduk. Lise işte bir müsteba hatirin tehlikeli boyutlarda değildir. Ve mümkün mümkündür muhalece türü onun tedavi edilmesi. Neyle? Bir vasıt etil muzatatil hayeviye antibiyotiklerle diyebiliriz. Antibiyotikler vasıtasıyla aracılığıyla da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet 40. soruyu burada noktalıyoruz ve 41. soruyla değerli arkadaşlar soru çözümümüze devam ediyoruz. Arkadaşlar 41. soruyu da devam ediyoruz. 41. sorumuza baktığımızda Yine arkadaşlar Türkçe bir cümlemiz var. Bu cümlenin Arapça en uygun olanı ya da anlamca Arapça ya en yakın olanını bizden bulmamızı istemiş. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Bizim temel bir kullandığımız usul vardı. Bu usulü de yine burada çalıştıracağız. Türkçe cümlenin efendim önce öznesini sonra yüklemini bulacağız. Bunu Arapça sorularda hızlıca bulacağız. Şeyde şıklarda bulmaya çalışacağız. Bulabildiklerimiz üzerinde duracağız arkadaşlar. Bakın bir okuyalım. Son 40-50 yıldır. Gördüğünüz gibi insanların gittikçe artan bir şekilde doğayı kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullanmaları, insanların kullanmaları evet bugün karşılaşmakta olduğumuz birçok çevre probleminin temelini oluşturmaktadır. Bakın kullanmaları arkadaşlar oluşturmakta. Şu kullanmaları insanların kullanmaları Efendim ya e, müpteda olacak ya da arkadaşlar e, fail olacak onu söyleyelim oluşturmaktadır. E, bu bir fiil olarak karşımıza çıkacak bakın e, tuşek külü şeklinde görebilmekteyiz. Bakın burada yuşek külü şeklinde görebilmekteyiz ya da efendim yine haber olacak ama e, cümle haber olabilir fiil cümlesiyle başlayan bir haber olabilir. Onu göz ardı etmeyeceğiz. Şimdi bunlardan bir gidelim bakalım. Soru elimizde neler kalacak? Oluşturmaktadır. Bakın tuşek kilo oluşturur el meşakilül bi'i Bakın arkadaşlar çevre sorunları oluşturur. Oysa kullanmaları oluşturmaktadır. Gördüğünüz gibi burayı hemen edeyebiliriz. Hatta evet şöyle yapalım. A şıkkında işimiz yok demek. İnnema nuvacihu bu el yevme minel meşakilil bi iyyetil müteaddideti bakın şurada bir şey gördüm lem yeteşekkel teşekkel teşekkele lem yeteşekkel oluşmadı anlamına gelir Ort oluşturmadı bakın burada şekkele arkadaşlar ettirgendir buradaki teşekkel ise gördüğünüz gibi artık ettirgen değildir bir efendim e, lazım bir fiildir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Burada bunu buluş, gör, bulamadık bakın. Bugün efendim e, karşı karşıya kaldığımız birçok çevre sorunu gibi bir anlam çıktı. E, burada da bulamadık gördüğünüz gibi. Ama ben bunları doğru çıkı bulduktan sonra anlamlarını tabii ki okuyup ifade edeceğiz. Burada da bulamadık. Devam edelim. Filer beyne ilel hamsin senetel ahira. Bakın yüşek gibi buldum. Evet, istihdamun nas, insanların kullanımı ya da kullanımları burada bir şeyler bulduk gibi. Buraya bir artı atarım ve devam edelim. Devam ediyoruz. Bakın, üşek kilo e, istihdamın Arkadaşlar burada da bulduk. Buraya da bir artı atalım. Ve devam edelim. Hilale senavatil erba'ine vel hamsin el maziyeti. Evet, esasul adit min meşakil el bi'iyeti lati efendim nuvacihuha el yevme zaharat. Bakın arkadaşlar, oluşturmak, oluştururla ilgili bir fiil, başka bir kullanım göremedim. Bakın buradan da geçtik. Elimizde ne kaldı? İki tane şık kaldı. C ve D şıkları kaldı. Şimdi o zaman biz artık başka kelimelerle de gidebiliriz. Onu söyleyelim. Hemen şurada benim okurken gözüme bir şey ilişti. Zaharat ortaya çıktı diye bir ifade ilişti gözüme. E son 40-50 yılda ortaya çıktı. Ne çıktı? Bakın geriye dönük sıfat çevre problemlerinin birçoğu. Son o 50 yılda 40-50 yılda ortaya çıktı mı? Şöyle bakalım. Son 40-50 yıldır insanların gittikçe artan bir şekilde doğayı kendi çıkarları doğrusunda acımasızca kullanmaları dedi. Burada ortaya çıktı dedi. Dolayısıyla D'yi de geçebiliriz. Elimizde ne kaldı? Sadece arkadaşlar bakınız şunu da buraya koyalım. C şıkkı kaldı ve doğru cevabı öyle zannediyorum ki bulduk ama okuyalım. Fil erba'ine ilel hamsin senetel ahira. Son 40-50 yıldır demek burası bakın arkadaşlar. Bu bir. Yüşekkili oluşturur. Ne oluşturur? İstihdamın nasıl? İnsanların kullanımı el-qasi böyle acımasızca kullanımı ve nah ve ale nah bil mütezayit efendim acımasızca var. Burayı da artan bir şekilde diyebiliriz. Neyi kullanmalı? Tabia doğayı kullanmaları. Niçin de tahkiki masalihi masalihihim el hasati. Burada özel diyebiliriz ama kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için Diyebiliriz ya da kendi çıkarları doğrultusunda diyebiliriz arkadaşlar. Kendi çıkarları için diyebiliriz. E, kullanmaları oluşturur. Neyi? El esas. Bakın temelini. Neyin? Biladid minel meşakil biye Çevre problemlerinin birçoğunun. Nasıl çevre problemleri? Nuvacihuha. Biz karşı karşıya kalıyoruz. El yevme bugün. Bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz birçok çevre probleminin temelini oluşturur şeklinde gördüğünüz gibi cümlemizi ifade ediyoruz ve doğru cevabımız C olarak karşımıza çıktı. Biz bununla yetinmeyeceğiz arkadaşlar. Buradaki diğer şıkları da okuyacağız tabii ki. Sizin okuyup anlamınıza katkı sağlaması adına ben okumayı ifade et, anlam vermeyi de uygun buluyorum. Gelin okuyalım. Bakın arkadaşlar tu şekli oluşturur. El meşakilül bi Çevre problemleri. El letinu vacihuha. Bugün karşı karşıya kalıyoruz. El yevme dedik. Bugün karşı karşıya kaldığımız çevre problemleri oluştu. Ne oluşturur? El esase lil adid minel istihdamatil mütezayid etilin nas ale nahvil qasi. Acımasız bir şekilde insanların artarak kullanımlarının çoğunu oluşturur diyebiliriz şuraya kadar neyi kullanmalar li tabi'a doğayı niçin li tahkiki masalihim efendim çıkarlarını gerçekleştirmek için dedik buraya efendim hilalel 40 ile 50 SENETEL i dedik buraya geçen 40 yıl boyunca geçen 40 ila 50 yıl boyunca diyebiliriz. Bu helal ile başlayan ifademizi de arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam edelim. İnnema ma el yevme <laughs> min meşakilil bi'i bi efendim iyetil e, müteaddideti birçok çevre problemi. Bugün karşı karşıya kaldığımız birçok çevre problemi dem yeteşekkel oluşmadı. Bakın arkadaşlar illa ancak oluştu. Ba'da kıyamin nas insanların yapmalarından bir istihdamin kasin. Öyle acımasızca kullanımları. Bakın game yapmak. Neyi yapmak? Mastarı yapmak. Mastar ne? İstihdam. İstihdam mastarını yapmak anlamına gelir. Dolayısıyla kullanmak anlamına geleceğiz. Kullanmalarından sonra neyi? Tabiat, tabiatı kullanmalarından sonra oluştu ancak diyebiliriz. خلال ال40 vel fendim 50 sene sonra 40 50 yıl boyunca diyoruz buraya da ve bi nahvein mutezaidin giderek artan bir şekilde Niçin? min recili tahqiq masalihim el kendi özel çıkarlarını işte gelişti, gerçekleştirmek için ya da kendi çıkarları doğrultusunda diyebiliyoruz 5 da Efendim ifade etmiştik, devam edelim D ile. Yuşekkülü, bakın oluşturur, istihdamın nasıl insanların kullanımı. Bir şeklin gasım, böyle zalimce, acımasızca kullanımları ve mütezailin ve de böyle artan bir şekilde. Acımasız ve giderek artan bir şekilde insanların kullanımı. Ne tabi'a, tabiatı kullanımları. Ne için? ne اِجْدِ تَحْتِيقِ El Hasati özel ya da kendi çıkarlarını gerçekleştirmeleri için kullanımları, kul insanların acımasızca direkt artan bir şekilde tabiatı kullanmaları oluşturdu. Neyi? El esas temelini neyin? Lil adid minel meşakilil bi'ye çevre sorunlarının birçoğunun temelini oluşturdu. Nasıl çevre sorunları elleti? O ortaya çıktı fil arba'in vel hamsin senetel ahira son 40-50 da diyebiliriz ortaya çıkmış olan çevre sorunları şeklinde burayı da ifade ediyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz E şıkkımızda hilale senevatil arba'in vel 50 nel maziyeti geçmiş diyelim 40-50 yıl boyunca dedim buraya ya da yıldır diyebiliriz esasul adit minel meşakilil bi'iyye çevre sorunlarının arkadaşlar bir çoğunun temeli nasıl çevre sorunlar elleti bugün biz karşı karşıya kalıyoruz karşı bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz çevre sorunlarının bir temeli katılvaharat ortaya çıktı bakın min hilal istihdamil qasi vel mufrit yoluyla, aracılığıyla ortaya çıktı diyeceğiz min hilaliye. İstihdam kullanma yoluyla el gasi böyle acımasızca kullanın vel mufrit ve de aşırı neyi? Min tabi'a tabiatı min gıbeli insanlar tarafından. Şimdi burada istihdama meçhul anlam verebiliriz. İnsanlar tarafından tabiatın acımasızca ve aşırı bir şekilde kullanılması yoluyla ortaya çıktı şeklinde ifade edebiliriz çok rahat değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 41. soruyu da bu şekilde ifade ettik. Bu dersimizin son bir sorusu kaldı arkadaşlar. O da 42. 42. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar 42. soruyla devam ediyoruz. 42. soruyu yine okuyoruz. Bakınız okuyalım hemen çevre eğitimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, iktisat ve coğrafya gibi bilim dallarıyla yoğun bilgi alışverişinde bulunarak çevre bilimi ile eğitim bilimlerinin sentez edilmesiyle ortaya çıkmış ortaya çıkmış olan bir çalışma alanıdır dedi. Bakın arkadaşlar burada burada bizim odaklanacağımız kelimeler ya da terkipler çevre eğitimi. Bakın bu çevre eğitimi bir efendim öznedir çalışma alanı ise yüklemdir. Yani bu müpteda bunu haber kabul edebiliriz. Bunu efendim fail, bunu fiil kabul edebiliriz arkadaşlar. Ama çalışma alanıdır demiş. Biz artık bunu fiil kabul etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi Arapça bunların karşılığı müpteda haber cümlesidir. Şimdi dilerseniz biz şuradaki sosyoloji, psikoloji gibi devam eden, ortaya çıkmış olan bir Bunları bir tarafa bırakalım. Çeyre, e, çevre eğitimini bulmaya çalışalım. Şıklardan bir de çalışma alanı bulmaya çalışalım. Buna bu doğrultuda şıkları bir azaltalım. Bakın et, terbevi, e, et terbiyetül bi'iyyetü çevre eğitimi demek. Bu dursun arkadaşlar. Çevre eğitimini bulduk. Devam ediyoruz. Buraya bir artı koyalım ve devam edelim. Et terbiyetül bi'iyyetü Bakın bu da bir çevre eğitimi demek. Bu da Burada duracak geliyorum ben. Berazı ilmül talimül bi iyi çevre eğitimi bilimi gibi bir anlam çıktı. Bakın bunu artık geçiyorum. Çevre eğitimi bilimi dedi arkadaşlar. Burada çevre eğitimi dedi. Dikkat ederseniz. Devam edelim. Inne diraseti ter biyetil bi Burada enteresan bir şey dedi. Ter, çevre eğitimi çalışması alanı ya da çevre eğitimi çalışma alanı gibi bir şey dedi. Bakın burada da bulamadım. Bana çevre eğitimi lazım arkadaşlar. Evet burada bulduk ama burada bir izafet terkibiyle bunu ayıramıyoruz. Onu söyleyelim. Gelelim E şıkkına. Et terbiyetül biyyetü çevre eğitimi demek ve burada da bulduk. Gördüğünüz gibi A, B ve E şıklarında bulduk. C, D'de bulamadık. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İki şıkkı eledik, üç şık kaldı elimizde. Çalışma alanını bulacağız şu an arkadaşlar. Bakın çalışma alanı üzerinden bir gidelim. Bakın şöyle baktım, baktım. E, Berazet, bu şu demek. Çevre eğitimi çalışma alanıdır. Çevre eğitimi ortaya çıkmıştır diyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müptede haber. Şöyle hızlıca baktım ve eledim. Gelelim B şıkkına. Çevre eğitimi, dirasetün çalışmadır, araştırmadır, incelemedir. Zaharat ortaya çıkmış. Ortaya çıkmış bir çalışmadır, bir incelemedir gibi bir anlam çıktı. Ama çalışma alanı yok. Gördüğünüz gibi bunu da eyledim. Geriye ne kaldı elimde? E şıkkı kaldı. Çevre eğitimi, bakın arkadaşlar. Mecalü, dirasetin çalışma alanıdır. Zahara ortaya çıktı. Zaharatı burada mecale döner arkadaşlar. Min hilali şu şu aracılığıyla ortaya çıkmış bir çalışma alanıdır. Ortaya çıkmış olan e, aracılığıyla da şuradaki edilmesiyle var ya. Şurada L ya da edilmesi dedik ya şuradaki L'yi da birliktelik anlamı katıyor L arkadaşlar. Minhilali ile verebiliyoruz. Bu aracılığıyla yoluyla sayesinde gibi anlamlar içermekte. Ne oldu? Cevabımız eşlik olarak arkadaşlar karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde, kolay bir şekilde soruyu çözdük. Bakın e, uzun cümle, hiç önemli değil. Biz müktedaya habere, fiile, faile, özneye, yükleme odaklanıyoruz ve arkadaşlar şıklarımızı çok rahat bir şekilde eleyebiliyoruz. Ama gelin isterseniz okuyalım. Bakın doğru cevaptan bir okuyalım. Evet, hepsini okuyacağız zaten. Anlamını ifade edeceğiz. Et terbiyetül biyyetü çevre bilimi diyelim. Hatta arkadaşlar çevre eğitimi diyelim. Biraz da büyütelim daha net olsun. Mecalü, mecalü dirasetin bir alandır. Zaharat, o zahar ortaya çıktı. Zaharayı mecale gönderiyoruz. Ortaya çıkmış. Min hilali tevlifi ilmil e, bi'eti vel ulumü terbeviyeti diyelim buraya kadar okuyalım. eğitim bilimleri anlamında ve çevre biliminin senteziyle ortaya çıkmış anlamına gelir. Şurada tevlif sentez anlamına gelir, birleştirmek anlamına gelir, birleşme anlamına gelir. Bunu arkadaşlar vellefeden bakabilirsiniz ama daha çok ellefeden de görebiliyoruz. Onu söyleyelim. Oradan da bakılabilir e, Arapçada e, vav wow, kelimenin efem ilk harfi olduğunda ya da fiilin kelimenin genelde bir hemze ile vav'un wow yer değiştiğini görmekteyiz. Onu ifade edelim. Şimdi e, şimdi burada bir tebadulil malumatil mükessefeti yoğun bilgileri e, ile efendim e, değiştirerek anlamına gelir. Burada tebadül değiştirmek, karşılıklı değiştirmek arkadaşlar anlamındadır. Ee, karşılıklı bilgi alışverişi diyebiliriz buraya. Yoğun bilgi alışverişi ile arkadaşlar ne ile ma tahassusatin. Şurada tahassusas kelimesine baktığımızda karşılığının burada e, bilim dallar olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bakınız bilim dalları anlamına geliyor burada. Tekhassus zaten uzmanlık demek arkadaşlar. Branş demek, dal demek. Cemi kullanmış bilim dalları. Nereden anladık? Şuradaki mislü ilmin ihtima, eee ilmin ihtima ve ilmin nefsi diyoruz. tabi biz burada şunu ikinci nefsi fazla yazmışız malum. Gözümüzden kaçmış. Siz buna takılmayın ve ilmin nefsi ve felsefe ve iktisat ve coğrafya. Bakın o zaman şöyle diyebiliriz. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, iktisat, coğrafya yukarıda iktisat mı dedi hemen bir bakalım isterseniz iktisat demiş evet iktisat gibi bilim dallarıyla yoğun bilgi alışverişi de arkadaşlar bulunarak diyelim eğitim bilimleri ve Çevre biliminin senteziyle ortaya çıkmış bir çalışma alanıdır. Çevre bilimi diyoruz. Bakın E şıkkını bu şekilde ifade etmiş olalım. E şıkkını doğru cevaptı. Bunu söyledik. Gelin arkadaşlar diğer e, şıklarımızı da tercüme etmeye çalışalım. E, orada tercüme ederken efendim e, kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki kök cümlemizde niçin uygun olmadığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten biz hemen kısaca söyledik. Bir kez daha üzerinde duralım. Çevre arkadaşlar terbiyet biyeti çevre eğitimi berazet ortaya çıktı. Ne ile? Ma telif ilmi biyeti ve ulum terbiyeti mütehassisati diyelim. Uzmanlaşmış çevre bilimleri ve çevre şey, eğitim bilimleri ve çevre biliminin senteziyle ortaya çıktı çevre bilimi e, nasıl bir malumat malumati bilgi alışverişinde bulunarak diyoruz bir şeklin mükessefin yoğun bir şekilde neyle bilgi alışverişinde bulundu maat tahassusatin maat tahassusatin arkadaşlar bilim dallarıyla ne gibi mislu ilmi istima Efendim sosyoloji, felsefe, iktisat ve coğrafya gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi burada psikoloji dedi. A şıkkında biz psikolojiyi de göremedik. Bunu da ifade edelim. A şıkkında göremedik. Bu da bizim için arkadaşlar e, yine bir çeldirici unsur olur zaten. şey şu, Şunu söyleyeyim soruyu reddetmemiz. A şıkkın cevap olmadan başka bir dayanağı olur bize. A şıkkını geçelim B şıkkına ve devam edelim. Et terbiyetül bi'iyeti çevre bilimi eğitimi dedik. Ya yani bilime gidiyor ama eğitim bir asetün, bir alan çalışmadır, bir araştırmadır, incelemedir. Zaharat ortaya çıkmış bir incelemedir diyelim. Ne zaman? Ba'da tevlih-i mecal ilmil eti ve ulumu terbeviyeti. Eğitim bilimleri ve çevre arkadaşlar bilimi alanının sentezinden sonra diyor. Bakın burada sonra ifadesi yok ortaya çıkmıştır. Bakın burada iki tane yargı var. Ve tekul ala şuna dayanır demek arkadaşlar. Ala ile e, bir şeye dayanmak, bir şeyi vaz almak gibi düşünebiliyoruz. Neye dayanırmış? Tebadulil malumatil mükessefeti yoğun bilgilerin arkadaşlar efendim yoğun bilgi alışverişine dayanır ya da değiştirilmesine dayanır. Neyde? ile? Tahassusatın, ilmiyetin, efendim, bilimsel e, uzmanlıklarla ya da bilim alanları da diyebilirsiniz. Ne gibi? İlmül iştima, misli ilmül sosyoloji gibi ve ilmin nefs, psikoloji gibi ve iktisat, ekonomi, efendim ve coğrafya ve de coğrafya gibi. Coğrafya, iktisat, ekonomi, e, psikoloji, sosyoloji gibi. Bakın burada da felsefe yok gördüğünüz gibi bilim dallarıyla yoğun bilgi alışverişine dayanan, dayanır deriz arkadaşlar. İkinci bir yargı olarak da bunu ifade edebiliriz. Devam edelim C şıkkıyla. Beraze, bakın ortaya çıktı. İlmu talimil bi'i, çevre eğitimi, bilimi ortaya çıktı. Ne ile çıktı? Ma telifi tahassusayni terbevi. Yeyni, terbevi yeyni diyorum, tensini okuyorum. Çünkü şurda Huma bana bunu tesni yok diyor. İki eğitim arkadaşlar uzmanlığının ya da eğitim bilimleri diyebiliriz birleşmesiyle ortaya çıktı. Bunlar da ilmül biye çevre bilimidir ve ulumul istimaliye bir de sosyal sosyal bilimlerdir diyelim ve takum ve yakumu dayanır diyebiliriz burada. Niçin yapımı dedi? Herhalde ilmi talimil talim -il bunun şeyini gönderiz arkadaşlar. Çevre bilimi ilmi dayanır ya da yapar yerine getirir. Kame bi'yi gördüm hemen ben. Neyi gerçekleştirir? Yoğun bilgi alışverişini gerçekleştirir. Kiminle? İşte bilim dallarıyla diyoruz. Nasıl bilim dalları? İlm-i 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 ilm i -il, ilm i -il Sosyoloji ve ilmin nefs psikoloji ve iktisat, ekonomi ve de coğrafya gibi. Coğrafya, iktisat, psikoloji, efendim sosyoloji gibi bilim dallarıyla da yoğun efendim bilgi alışverişinde bulunur ya da gerçekleştirir diyoruz. Ve geliyorum D şıkkına. Yine mecale, diraseti, terbiye, tilbi, iyeti, çevre arkadaşlar eğitimi çalışma alanı at zahara ortaya çıktı. İnhilali yoluyla aracılığıyla ortaya çıktı. Tevlifi ilmil biyeti ve ve ulumil terbeviyeti efendim eğitim bilimleri ve çevre biliminin senteziyle ya da birleşmesiyle ortaya çıktı. Bir tebadulil malumat ma'at tahassusatin muhtelifetin çeşitli uz bilim dallarıyla bilgi alışverişinde bulunarak dedim buraya ne gibi misli ilmi -il sosyoloji gibi ve ilmin nefsi efendim psikoloji gibi dedim buraya ve iktisat ekonomi ve coğrafya ve de coğrafya gibi bakın yine burada biz efendim felsefeyi yine arkadaşlar göremedik şıklarımızda bunu da yazmamış bu da yine bizim bu şıkkı da reddetmemizin bir nedenidir. Zaten şöyle baktığımda ben birçok şıkta da felsefeyi göremiyorum. Oradan da baktığımızda bulabiliriz. Onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar 42. soruyu da bu şekilde çözmüş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizle birlikte arkadaşlar paragraf sorularına başlıyoruz. Ben hepinize başarılar diliyorum ne şu özellikle şunu söylemekte fayda var. 42, 41 ve 40 far biraz değişiklik yaparak şuradaki soru kök cümlemizi bize anlatmaya çalışıyor. Tabii değişiklik yaptığında yanlış oluyor. Onu kastı yapıyorlar. Ama gördüğünüz gibi buradaki birçok kelimenin karşılığını her bir şıkta görebiliyoruz. Bu da bizim burada kelimeleri bilmediğimiz kelimeler varsa öğrenmemize katkı sağlayacaktır bana kalırsa buradaki efendim başat kelimelerin işte burada tevlif olduğunu söyleyebilirim. Bana ala şurada e, olduğunu yine ifade edebilirim arkadaşlar. Tebadül, bilgi alışverişi, mükessef bunlar güzeldir. Tahassus yine branş, branşlar, bilim dalları gibi kullanıldı burada onu görebilirim. Şurada bir KMB'yi gördüm efendim. Bunlara dikkat edebiliriz. Ben şurada min hilali bakın önemli bir kullanımdır, bağlaştır Arapçada. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Arapçayla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.